Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere ayıcık anahtarlık tarifi göstermek istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun için ter rengine ben bunu kullanmak istedim. Ter rengini. Ayıcığın papyonu olacak bir de arkadaşlar. Papyon dediğim küçük kurdele. Onu da ayrı bir videoda göstermiştim zaten. Kurdelesi için de pembe seçtim arkadaşlar. Siz hangi renk istiyorsanız onu seçebilirsiniz. İsterseniz önce başlayalım. Ayıcığımızın kafasıyla. Zaten sadece bir kafa olacak. Kulakları ve papyonu anahtarlık olduğu için. Şimdi önce kafasıyla başlayalım. Sihirli halkamızı oluşturduk. Halkamızın içerisine 6 adet sık iğnemizi yapalım. Önce bir kilit sihirli halkamıza. 1 2 3 4 5 6. Tek videoda çekmek istiyorum. Zaten çok küçük minik bir şey olduğu için hem sizler için daha kolay olur. Evet, sihirli halkamızı kapattık. Şimdi ikinci sıramızda 6 adet arttırma. Yani her sık iğne içerisine arttırma yapacağız. 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8. Her sık iğneye çift batıyoruz arkadaşlar. 9. 10. Ayıcığımızın kafasını örüyoruz. 11. Son sık iğnemizin içerisine çift batarak 12 sık iğne elde ettik. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Ama bunun için artık bir işaretçi kullanabiliriz. İşaretçiyi de farklı renkte ip kesebiliriz. Tabii genelde işaret iğneleri var. Ben onları kullanamıyorum. Rahat edemiyorum sürekli açıp kapatıp. Renkli ip bana daha kolay geliyor. Bu sırayı bir sık iğne bir arttırma olarak öreceğiz. Bir tek, bir çift yani. Bir tek battık. Yandaki sık iğne çift battık. İki tane battık. Bir tek bir çift oluyor yani. Bir sık iğne bir arttırma. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Ve son bir tek. Bir çift. Şimdi dördüncü sıramıza geçeceğiz. Burada da iki tek bir çift. Yani iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde öreceğiz. Bir, iki ve arttırıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar 2 sık iğne 1 arttırma olarak yapacağız arkadaşlar. 1 2 ve arttırıyoruz. İsterseniz videoyu dondurayım ben. Siz de dondurun. 2 sık iğne 1 arttırma yapın. Bitirdikten sonra tekrar başlatalım. Evet, 2 sık iğne 1 arttırma olacak şekilde sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Yani 5. sıramızı öreceğiz. Burada 3 sık iğne bir arttırma yapacağız. 3 tek bir çift. 1 2 3 4'üncüye çift batacağız. Yani 3 sık iğne bir arttırma. Tekrar isterseniz donduralım. Bu sırayı 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, 5. sıramızda 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde tamamladık.
Şimdi geldik 6. sıramıza. Ancak 6 ve 10. sıralar arası hiç arttırma yapmadan dümdüz sık iğne olacak şekilde. Yani burada 30 sık iğne oluştu arkadaşlar. 3 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra. 5 sıra boyunca 30 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Her sık iğneye tek batarak dümdüz 5 sıra boyunca 30 sık iğne yapalım. İsterseniz tekrar donduralım. Ben de dondurayım videoyu. Yapalım. Yaptıktan sonra birlikte devam edelim arkadaşlar. 5 sıra boyunca dümdüz 30 sık iğne olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar. 5 sıra boyunca 30 sık iğne olacak şekilde ördük. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi azaltmalara geçiyoruz. Çok minik bir ayıcık kafası zaten. Şimdi azaltmalarda 3 sık iğne bir azaltma olarak başlayacağız. 1, 2, 3 ve azaltıyoruz. Bu sırayı sıra sonuna kadar arkadaşlar 3 sık iğne bir azaltma olarak devam edelim. 3 sık iğne bir azaltma. Evet, bu sırayı 3 sık iğne bir azaltma olarak devam bitirdik. Şimdi bir sonraki sırada arkadaşlar 2 sık iğne bir azaltma olarak devam edeceğiz. Bu sırayı 1, 2 ve azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi 2 sık iğne bir azaltma olarak devam ettik. Şimdi arkadaşlar doldurmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü ağız kısmı çok fazla azaldı, küçüldü. Şimdi güzelce dolduralım. Sıkı bir şekilde. Düzelte düzelte. Güzelce dolduralım kafamızı ayıcığımızın. Boncuk elyafla dolduruyoruz. Tabi elinizde başka elyaf varsa o da olur. Almak isteyenler için özellikle boncuk elyafı her zaman tavsiye etmişimdir. Güzelce dolduralım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik bir diğer sıramıza. Burada bir sık iğne bir azaltma. Bir de bundan önce bir şey söyleyeyim. Eğer ayıcık takmalı göz, yani vidalı göz kullanmak istiyorsanız en miniklerinden alıp şöyle kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şuradan sayıp mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıralara takabilirsiniz. Ben işleme göz kullanmak istiyorum. Kendim işleyeceğim sonra ya da sihirli halka içerisinde sık iğne yapacağım. Ama kullanmak isteyenler varsa o sıralara takabilirler. Şimdi bu sıramıza geçelim. Bir sık iğne, bir azaltma. Bir sık iğne, bir azaltma yapacağız burada. Evet, bu sırayı sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir azaltma olacak şekilde tamamlayalım. Azaltmayı bilmeyen arkadaşlarım olabilir. Azaltma videolarım var. Onlara bakarak öğrenebilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sık iğne bir azaltmamızı yaptık. Şimdi 6 adet azaltma yapacağız. Yani son sıramızdayız. Sonrasını iğneyle toparlayacağız. Bu sırada 6 adet azaltma. Yan yana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, kalan şu minicik bir yere iğneyle toparlayacağız arkadaşlar. Biraz ipimizi uzun keselim. Şöyle iğnemize takalım. Evet. Şöyle azaltma yapar gibi iğneyle toparlayalım. Düzelte düzelte. Şimdi kafanın çeşitli yerlerinden çıkarak ama elyaflara dokunmadan, şeklini bozmadan çıkarak ipimizi gezdirelim. Sonra ipimizi keselim. Çünkü direkt kesersek sökülme yapabilir. Sonra arkasını toparlayamayız. Gider, sökülür gider. Heba olur arkadaşlar. Şu şekilde yaptıktan sonra keselim. Şöyle çekerek kestik mi kendisi zaten direkt içeri gidecektir. Evet. Kafamız tamam. Böyle minik durduğuna bakmayın. Daha kulakları gelecek, işlemesi gelecek. Çok minik, çok tatlı bir anahtarlık olacak.
Şimdi arkadaşlar kulaklarına geçelim. Kulakları da aynı renk ipli olacak. Şimdi kulaklar için yine aynı renk ipten başlıyoruz. Sihirli halk oluşturuyoruz. İçerisine 5 adet sık iğne yapacağız. Önce bir düğümümüzü attık sık iğnemizin. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şimdi 5 tane arttırma yapıyoruz. Her sık iğne içerisinde çift batarak 5 arttırma yapacağız arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 Her sık iğneye çift batıyoruz. 5 6 6 7 8 ve son sık iğnemize çift batarak bu sırayı tamamlayacağız. 9 ve 10. Evet, kulaklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ayıcık anahtarlığımızın kulakları. Şimdi bu sırada bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Yine işaretimizi koyalım. Şaşırabiliriz. Bir sık iğne. Bir arttırma. 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 Bir tek bir çift yani. Bir tek battık. Bir de çift batalım. Yani aynı sık iğne içerisine. İki sık iğne. Bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi son sıramıza geldik. Burada da bir sıra boyunca bir sıra azaltma yapacağız. Şöyle ki bir sık iğne yaptık. Bir azaltma yapalım. Evet. Bir sık iğne, bir azaltma, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. Azaltmaları biliyorsunuzdur arkadaşlar mutlaka. Bilmeyenler için yine söylüyorum. İlmeğin ön lobundan alıyoruz ilmeklerin. Şöyle. Ön loblarından alarak azaltıyoruz ve kulağımızı bitirdik. İpini biraz uzun kesiyoruz. Çünkü dikeceğiz kafamıza. Evet arkadaşlar, şimdi bundan bir tane daha öreceğiz ama onu videoyu dondurup örmeyi tercih ediyorum. Çünkü çok uzun tutmak istemiyorum her zaman söylediğim videoları. İsterseniz biraz geriye alın, aynısından bir tane daha örün ya da ben şöyle tarif edeyim. Sihirli halka yaptık. Sihirli halka içerisinde 5 sık iğne yaptık. 1 sık iğne, 1 arttırma yaptık. Sonra 1 sık iğne, 1 azaltma yaptık ve kulağımızı tamamladık. Şimdi bundan bir tane daha örün. Dondurun videoyu. Ben de dondurayım, öreyim. Sonrasında burnumuzu yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burnumuzu yapacağız şimdi. Bunun için beyaz ip kullanacağız. Başlayalım isterseniz. Sihirli halkamızı oluşturduk. Halkamızın içerisine 6 adet sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4
5 ve 6. Halkamızı kapatalım. Şimdi 6 adet arttırma yapacağız. Yani her sık iğne içerisinde çift batalım. Her sık iğneye ikişer tane sık iğne yapalım. 3, 4, 12 adet sık iğne elde edeceğiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi ikinci sırayı da böyle yaptık. Üçüncü sırada da arkadaşlar hiç arttırma yapmadan dümdüz 12 sıra, 12 sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, burnumuzu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle ilmek kaydırma yapalım. Düzgün bir yuvarlak olsun. Şimdi ipimizi biraz uzun keserek, çünkü kafamıza dikeceğiz tam burnumuzu ortasına. Yani şöyle şuraya dikmek için pay bırakalım. Evet, burnumuzu da tamamladık. Şimdi dikme işlemleri kaldı arkadaşlar. Göz işleyeceğiz, dikeceğiz. Papyonumuzu, kurdelemizi takacağız. Evet arkadaşlar, şimdi burnumuzu dikmeye başlayalım. Şöyle ortalayalım. Sonra gözleri işleyeceğiz. Kulaklarını dikeceğiz. Şöyle kendimiz ortalayarak burnu dikelim. Zaten yavaş yavaş şekil almaya başlayacağım. Bir bedenden, yani kafadan, bir burundan, bir bedenden, bir burundan şöyle burnumuzu yapabiliriz arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Bir kafadan, bir bedenden, yani burundan şu şekilde biraz yuvarlayarak. Evet, bir burundan, bir kafadan, bir burundan, bir kafadan. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklarımızı dikelim. İpimizi takalım. Kulakları da şöyle ortalayarak göz kararı. Önce şöyle bir yerden batalım. Zaten direkt kendi yerine yerleşmiş oluyor. Şöyle ki bir de şu kulağımızın dibi başlangıç yerine battığımızda zaten göreceksiniz. Direkt kendi kendine, bakın, sadece sağlamlaştırma kalıyor. Yerleşti bile. O zaman şimdi sağlamlaştıralım güzelce kulağımızı. Yine kulakta da aynı şekilde bir kulaktan, bir kafadan. İkisini birden dikmeye kalkarsak bu sefer şeklini bozuyoruz. Tek tek alırsak ilmekleri, bir kulak, bir kafa, o zaman daha sağlıklı ve daha düzgün olacaktır. Öyle devam edelim. Bir kulaktan, bir kafadan dikelim arkadaşlar. Kulağımızı sağlamlaştırdık. Şimdi ipimizi kafada yavaş yavaş elyaflara dokundurmadan güzelce gezdirerek sonra koparalım arkadaşlar. Şöyle. Evet.
Şimdi diğer kulağı da aynı şekilde. Göz kararı. Şöyle hatta şuradan sayın isterseniz. 1, 2, 3. de ya. 1, 2, 3.'ye şöyle. Şuradan baktığınızda şundan da sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. da. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şöyle. Bakın zaten direkt kendi yerleşiyor. Bunu da kendimiz dikelim arkadaşlar. İsterseniz videoyu donduralım. Ben de dondurayım, dikeyim. Ondan sonra burun işlemesine ve gözlere geçelim. Evet arkadaşlar, göz işlemesinin ben bir tanesini yaptım. Birini de birlikte yapalım. Koyu kahverengi iple şuradan girdim. Şu taraftan çıkıp birkaç kere yaptım. Şöyle son kez yapayım. Sonra karşı göze geçelim arkadaşlar. Şöyle aynı hizada bakın. Buradan aynı hizada yapacağız gözümüzü. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın aynı sıradan. 1, 2, 3, 4 sık iğne sanırım. 1, 2, 3, 4. Yani gözümüzü aynı hizadan. Evet. Şuradan. Girdiğimiz kahverenginin olduğu ipin oradan çıkıp şöyle dikkat edelim. İp toplanabiliyor kalın olduğu için biraz. Bakın şöyle. Burnu da işleyeceğiz aynı iple arkadaşlar. Şu an göz. Ama dediğim gibi böyle göz kullanmak istemeyen de vidalı göz kullanabilir. Vidalı gözleri de şöyle şuralara takabilir. Genelde şöyle olur. Ben işleme yapmak istedim bu tarifimde. Tavşan anahtarlık var buna benzer. Onunki vidalı göz kullanmıştım. İsterseniz onun gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten hemen hemen tarifler aynı gibi. Şöyle son kez battıktan sonra şimdi burnu işleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle göz oluştu. Evet arkadaşlar, gözlerimizi işledik. Gözlerimizi biraz kalın iple işledik. Yalnız şimdi burnumuzun ve burnumuzun işlemelerinin daha bir ince iple, yani ipi katlarına ayırarak işleyeceğiz arkadaşlar. Ben o ipi katlarına ayırdım. Bir kat aldım. Şimdi şuradan girip bir değil ikinci burundan, yani burunun ikinci sırasından girip burunun püsküllerine yapacağım. Onu sonra içeri alacağız arkadaşlar. Şimdi tam sihirli halkaya başladığımız yerden delikten girdik. Şöyle püskül püskül yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir yerden çapraz şekilde. Şu şekilde yaptık. Şöyle tekrar aynı yerden. Sıra sıra. Çok seyrek olmayacak şekilde. Düzelte düzelte. Şöyle. Burnumuzu püsküllerine yapalım. Tamamen göz kararı. Aynı yerden, hep aynı delikten arkadaşlar. Sihirli halkanın başladığı delikten gireceğiz hep. Şöyle yapa yapa. Çapraz oluştura oluştura. Şöyle. Burası biraz yukarıdan oldu. Düzeltelim onu. Evet. Evet. Şöyle. Buyurun püskül yapa yap arkadaşlar. Bu şekilde aynı şuraya kadar yapalım birlikte. Evet. Artık son batışlarımız.
Bence olur gibi. Evet. Şimdi yine ipi dolandıra dolandıra çıkalım, koparalım. Evet arkadaşlar, burnumuzu da tamamladık. Bunu başka renkte de yapabilirsiniz. Siyah kullanabilirsiniz. Daha açık bir kahve. Ben şimdi bir de fiyonkumu takmak istiyorum. Arkadaşlar bu fiyonkun tarifini o kadar şeyde kullandım ki hepsini de tek tek yapmak istemiyorum. Şimdi videonun üstünde fiyonk tarifi çıkacak. Kanalımda fiyonk tarifi özellikle var, kurdele tarifi. Ona bakarak yapabilirsiniz. Şimdi şöyle kulağa tutturacağım. Şöyle. Bunu çünkü her anahtarlıkta neredeyse her bebekte kullanıyorum. Minicik tutturalım. Evet. Şöyle ipi dolandıra dolandıra çıkalım. Ve bitirelim artık arkadaşlar. İpi dolandıra. Evet arkadaşlar, bakın ayıcık anahtarlığımız bitti. Şimdi şuraya isterseniz şöyle göstereyim. Batarak ter rengiyle zincirle anahtarlık oluşturabilirsiniz. Yani anahtarlık için küçük bir kup oluşturabilirsiniz. Şöyle göstereyim. İpim. Evet. Kamerayı gösterirken evet biraz zorlanıyorum. İpim de biraz ayrılıyor. Evet, şöyle zincir çekeceğiz arkadaşlar. 3-4 zincir. Kaç tane çekmemiz gerekiyorsa çektik. 4 tane çektim. Şimdi hemen bir sık iğne değil, bir sonraki sık iğneye batarak şöyle ilmek kaydırma yapacağız arkadaşlar. Evet. İlmek kaydırmayla oluşturmuş olduk kubumuzu. Şimdi bunu ipi keseceğiz. İpi kesip kaybedeceğiz. Evet, ipimizi kaybederek kubumuzu oluşturmuş olduk. Anahtarlık için halka. Tekrar keselim. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi minik ayıcık anahtarlığımız bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımı beğenirseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Keyifli örgüler diliyorum. Hoşça kalın.